Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Sırlar Dünyası serimizle beraberiz. Bu haftaki serimize geçmeden hemen önce geçen hafta ile alakalı bilgi vereyim. Geçen hafta çekemedim video. Hem kendi işlerim biraz yoğundu hem de oyuna gelen yeni güncelleme biraz beni oyuna karşı soğutmuştu. Böyle fırsat da bulamadım. O da bahanem oldu. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Bu hafta tekrar Sırlar Dünyası serimize devam ediyoruz. Sırlar Mabedi'ne gelen avantajlarımızı hemen geçelim bakalım. İlk olarak Survivor için Decisive Canavli gelmiş. Lori'nin avantajı çok fazla kullanılan bir avantaj. Ama ne yazık ki önümüzdeki güncellemede bir nerf gelecek. Yine de siz alabilirsiniz. Yani en çok kullanılan meta perklerden bir tanesi. Bence almanızı tavsiye ediyorum ilk olarak. Yani bu dördünün içinden alacağınız hangisi var diye sorarsanız Canavini önce alın. Bir diğeri Empathy, Claudette Morel'in avantajı. Bu zaten ücretsiz olan bir Survivor'ın perkü. O yüzden almasanız da olur Empathy. Katil avantajları da Dragon Script ilk defa geliyor. Ejderhanın pençesi. Bu da Maraz'ın Blight'ın avantajı. Bir diğeri de Nurse'ün, hemşirenin ecel korkusu, tanatofobia. Bunlar geldi bu hafta. Şimdi bu avantajların anlatımı için lobiye geçelim. Orada videomuza devam edelim. Evet, empati ile başlayalım. Empati kişinin hare okuma becerisini arttırıyor. 128 metre yakındaki can çekişen veya yaralı müttefiklerin haresini görürsün. Yani çok uzak mesafeye kadar yaralı kurbanların aurasını göreceğiz. Canavli biri sizi kancadan aldıktan sonra aktifleşiyor 60 saniye boyunca. Katil tarafından tekrar düşürülüp veya bir şekilde kendinizi dolaptan aldırabilirsiniz. Volt yaparken aldırabilirsiniz. Jen yaparken aldırabilirsiniz. Grabletebilirsiniz yani kendinizi. Katil sizi yerden veya herhangi bir yerden bahsettiğim olaylardan kucakladığında, sırtladığında önünüze bir skill check geliyor. Bu skill check'i tutturursanız katili stunlayıp oyuna devam ediyorsunuz. Katil sizi kancaya asamıyor. Böyle bir avantaj var. Özellikle tünelleyen katillere karşı bayağı güçlü bir avantaj. Bunun yanına kum torbası alacağım. Biliyorsunuz meta perklerden yine bir tanesi. Her ne kadar bozuk olsa da eski kullanılabilirliği olmasa da yine çalışan avantajlardan bir tanesi. Bir de bunları hangiyle süsleyelim? De bunları yanına son çare alıyorum. Felix'in avantajı. Bu avantajda etki olarak şu şekilde yaralı, kancaya asılmış veya ölmekte olan her kurban için iyileştirme ve kancadan kurtarma hızlarını %14 arttırıyor. Güzel ve değişik bir avantaj. Kullanmayı seviyorum. Ara ara kullanıyorum. Herhangi bir şey almayacağım. Hazır veriyorum. Oyuna geçelim. Bu arada bunlar etkinliği var biliyorsunuz. Ben de bu arada Blood Point'lerim birikmiş. Hemen onları dağıtayım. Evet. Kızıl Orman. Severiz. Şen'in yanındayız. Şen'e başlayalım hemen. Doktor. Furkan. Bir tane Furkan var. Şey sıkıntı ya. Doktorun videoları sıkıntı oluyor. Şu elektrikten dolayı piksellenme daha da fazla olabiliyor. Umarım yine kötü olmaz ya. Tane jen çıkaracağız muhtemelen diye düşünüyorum. Orada Chase'te bu tarafa getirmezlerse. Palette mi dönüyor bunlar? Empati hemen devrede. Yaralı dostumuzu görüyoruz. Her yerden görürüz yani. Aa, bitirdik bitirdik. Yani niye böyle oldu? Flete düşeyim de. Flete sana falan gelir belki. Ben o jene nasıl oturamadım ya? Bir süre oturamıyor muydum? Neyse bu dostumuz biraz finalleyecek gibi hissediyorum ya. En azından
serseri bir şekilde kullanacağım. Yani sonunda diye ümidim var. Bu arkadaşlar aşırı tünel hype alıyorum yani. Hala dönüyor orada bizimkisi ama diğer çocuk uzadı. Aynen aşırı tünel vibe var. Gerçekten burada mısın? Kulaba girmeyi düşünüyorum. Evet. Sersi atacağız. Ümit ediyorum. Saçma sapan bir yerde sekecek çıkmazsa. Evet. Sonra sersi attık. Sersi buydu. Bu kadar DC atıyor değil mi? Çok uğraştım şunu atabilmek için. Yine kaç oyundur. Agro da aldı bizimkisi ama... Güzel bir stun yaşandı. Beni görme. Empatide çalışıyor. Çok uzaklarda dostumuzu görüyoruz. Buradan geçilmiyor muydu? Şuradan mı geçiliyor? Yıllanalım. Teşekkürler Furkan. Boşa gitti. Gitmedi. Sen mi gideceksin? Tamam. Yani iki can kaldı. İki tane hukuku var adamın. Tanatofobi olmasına rağmen bir şekilde bitti canlar. Ben de bu jeni bitiririm gibi geliyor yani. Bir chase. Bir chase'e bir jen gibi bir şey oluyor neredeyse. Mutluyum ya. Decisive'i gösterebildim. Yani katil playine geçebilirim artık. Buraya getiriyorsun. Araya girmeye çalışayım. Veya paletistan için bekleyeyim mi? Geç de olsa oraya girildi. Neyse o çocuk birazcık da olsa uzaklaşmıştır. Araya açtı diye düşünüyorum. Tamam, biri daha girdi araya. Güzel, güzel. Static Blast atıyorsun. Bağırmadım. Bu jen çıkacak gibi ya. Çok büyük oranda. Şimdi diğer sağlıklıya geçti. Yani... Dahi kalacak. Chase'i var. Tamam yani, bu jen çıkar rahat bir şekilde. Ben heal'layım. Desperate var. Her yaralıdan %14, 28, 42. %42 hızı iyileştiriyoruz. Nasıl vuramadı orada? Bunun bir tanesi burada. No etler, öyle play'ler. Totem arayalım. Burada muayet bulundu. Harika. Geliyor, geliyor. Panik yok. Bu kapı 99'landı mı acaba? Yeni başlanıyor. Bizimkisi aşağıda.
Biraz chase'e girersem belki. Diğer çocuklar olabilir. Snap out of it yapalım. Ben sızmaya çalışacağım bir şekilde ya. Probum yok ama. Ne çıkaracağım? Açıldı. O da araya giriyor. Geldi. İB'ye gerek yok ya kızlar. Katile geçelim. Bakalım ne aldık. Yine eksi bir furyasına devam mı? Kaçtık gerçi. Artı bir almışızdır aynen. İsteyelim. Devam et diyelim. Sıra geldi katil anlatımına. Katil avantajlarımıza bakalım. Sırlar muhabbetinde neler varmış. Evet, katil anlatımına geçiyoruz. Hangi katille oynayacağız? Blight'le oynamak istiyorum. Bunu alalım. Zaten kendi avantajı. Ejderhanın pençesi, Dragon Script. Bir jeneratör tekme attıktan sonra 30 saniye içinde o jeneratörle etkileşime giren ilk kurban çığlık atarak 4 saniyeliğine yerini belli eder ve 60 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına girer. 80 saniyelik bir bekleme süresine sahip. Diğer avantajımız var mı bakalım? Tanatofobia. Tek tırnak, tamam, sıkıntı yok. Tek tırnak tanatofobia var. Jen korumayla alakalı yine bir şey almak istiyorum. Pap almak istiyorum. Barbekü almayacağım. Artık maalesef yani daha çok jen korumak gerekiyor. Bir de search alıyorum. Gerilim dalgalanması. Pap biliyorsun suka birini astıktan sonra jene tekme attığımızda %25 gerileme yaşıyor. 45 saniye içinde vurabiliyoruz. Gerilim dalgalanması da bir kurban normal saldırınla can çekişme durumuna getirmek 32 metre içindeki tüm jeneratörleri anında patlatır ve ilerlemenin gerilemeye başlamasına sebep olur. Gerilim dalgalanmasına etkilenen jeneratörler ilerlemelerinin anında %8 kayıp yaşar. 40 saniyede bir tetiklenebilir. Başka addonlarımızdan bir tanesi çarpıldığında bir yere 8 metre içinde kurbanların 3 saniye orasını görüyorum. Diğeri de çarpma süresini önemli ölçüde artırıyor. Yani orada çarpıp bir yere bekliyoruz ya, o süreyi artırıyor. Hazırımızı verelim ve oyuna geçelim. Evet, lobimiz uzun uğraşlar sonunda bulundu. Bu arada kanalına blood point çok fazla biriktiği için dağıtırken tentafobi ikinci seviye yaptık. Böyle bir güzellik yaşandı. Biz hazırımızı verelim. Lobinin başlaması için beklemeye geçelim. Bu arada tanatofobiyi anlatmadım muhtemelen. Tanatofobiyada her yaralı ve can çekişen veya kanca yasılmış kurban için %4.5 totem temizleme ve sabotaj, ayrıca jen yapmada yavaşlama kazandırıyor. Her birinden en fazla 4.5 yani %18'e denk gelecek şekilde oluyor. Bunun 3. seviye hali 5-5-5 diye geçiyor. %5 yavaşlama kazandırıyor survivorlara. %20'ye kadar çıkabiliyor maksimum. Gideon geldi. Biraz sıkıntılı bir map. Yani mesafe kat etmek için bir yerlere çarpmamız gerekiyor. Çarpacak yer çok ama mesafe kat edecek yer az. Bakalım neler yaşanacak. Burada da yoklar. Şu köşedeki canlılar ya da ekiler de olabilirler. Üst taraf biraz daha açık. Nebze de olsa. Tabii kargalar kalktı. Tam olarak yerini saptayamadım. Alt katta mıydı, burası mıydı? Evet, saptayamadım. Çık
çıkamıyoruz. Buraya mı geldi? Yukarıdan biri daha koşuyor. Yok ya, çok sıkıntılı harita. Yok 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 yok, çok sıkıntılı ya. Gerçekten aşırı sıkıntılı bir harita. Koşup koşup vurmaya çalışacağız. Bulup da biraz sıkıntılı. Boyumuzun kısa olmasının avantajını koruyabiliriz. Edart varsa da bir şekilde düşürdük. Asalım. Orada bir jam patladı. Buradan aşağı atlayalım. Tanesi gitti. Şimdi bu jam sarı gözüküyor bu arkadaşlara. Katı çıkmış sanırım. Otururlarsa çığlık yaşanacak. Rodet. Güzel. Kırabileceğimiz her yeri kırmaya çalışalım. Yani dönmem gerekiyor muhtemelen ama biraz daha şansımızı zorlayalım. Buraya bakalım. Araya girdim. Birini daha gördük. Buraya vuralım. Tamam. Yeni düşürdük. Buradan bir pop gelecek. Muhtemelen şu yakında bir jam vardı. Ona oturmuş olabilirler. Bakalım. Burada yok. Buraya oturulmuş. Ama geçemiyorum. Pop vurduk. Evet, sağ. Çarptın ya abi. İyi, yalan hit denendi de olmadı. Güzel bir koridordu. Sen adından var. Bu tarafa doğru gidelim. Çarpmadık.
Aradan birini çıkartma politikası uygulayacağız. Edard'ın vardı. Obsession olma ihtimalin yüksek. Şey, Edard decisive olma ihtimali yüksek. Yokmuş. Can kaldı. Aşağı atladım. Bu taraf biraz sıkıntılı. Ne? Güzel oyun. Güzel oyun. Birbirini bir şekilde kaldırdı, toparladılar. Üçlü heal'lar yaşandı. Yani o kadar can tutucu şey var ama canleri yapıyorlar ya. Asla tutamıyorsun. Asla tutamıyorsun. Can kontrolü yapmam gerekiyor. Pop için. Buradaki canceler. Gerçekten mi abi ya? Yok 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 yok. Yani daracık yerlerden bile geçemiyorum ya. Yani geniş gördüğüm yerlerden daha doğrusu geçemiyorum. İmkansız yani şu haritada bununla oynamak. Expose'a girdin. Buradan geçti. Önüne geçebilir miyiz? Deniyorum ama bu bir yerlere mi girdik ya? Tamam, tek attık. Seni düşürdük. Seni alalım. Burada bir hook var. Tamam. Bir şekilde şu an yine döndü gibi. Evet, devam et. Etmiyorsun. Rush'ta sorun var ya. Esmiyor. Etmesi gerekiyor ama etmiyor. Bana dokunuldu mu? Dokunulmuş. Bayağı uzamışlar. Yaralı biri var. Yaralı biri yukarıda mı bunlar? Oradan aşağıya gidiyorsun. Aletin yoktu mu burada? Edard'ın vardı ama. Search'le bir can patlattık. Buraya asabiliriz seni. Buraya assak. Yukarıdaki can ne alemde acaba? Yok, bitti. Kapıların biri burada, biri burada. Arkalardan bu kapıya gidiliyor sanırım. Gidilmiyor mu? Geri dönelim. Oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya değil.
Kapı açla. Göremiyorum ki. Kırıyor gibi yaptım. Diğer tarafa gittim. Biri daha vardı şurada gördüğüm kadarıyla. Anladı bir şekilde mi? Ne yaptı bilmiyorum. Göremedim. Buraya asalım. Power struggle vardır. Yine ne olur ne olmaz. Aletten geçirmeyelim. Bu açıldı. 2 kill. Hani tanatofobi olmasına rağmen Dragon's Grip kullandık da yani tanatofobi, Search, Papa olmasına rağmen bir şekilde bitirdiler yani. Şu an Survivor'lar gerçekten çok güçlü bir şekilde genleri bitiriyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Dragon's Grip'i gösterdik. En azından pozitif bir şey. Map de sıkıntılıydı tabii bizim açımızdan. Aynı karakter oturmuştu. David King'ti galiba değil mi? David King oturmuştu. Ona tek attık. Dragon Grip'le. Tanatofobia'da zaten genleri yaparlarken her bir yaralı için normalde %5 3. seviyede, bendeki 2 seviye olduğu için 4.5 ceza alıyorlardı, yavaşlama alıyorlardı. Bu şekilde ikisinin de tanıtımını bir oyunda bitirdik arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki Sırlar Dünyası'nda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.